Biraz önce aslında söyledin ama şeyin arasında. Sarı'da ailen bence sarı olduğun için Malakan Juri. Evet, Juri'yi nereden biliyorsun? Juri'yi de biliyorum. Ses diye sesleniyormuş. Bunun bir hikayesi var mı? Juri'yi de bize söyle. Yani. Juri'yi herhalde bizimkiler sonradan eklediler bilmiyorum. Yani Malakan'ın Cik hikayesini gibi bir şey anlattım. Ayşecik'teki yani küçük tatlı falan manasında mı Juri? Olabilir. Malakan Juri diyorlar. Emin değilim. Yani Malakan Juri, hatta sadece Juri diyenler de Juri diyen de oluyordu. Valla bilmiyorum desem Juri'yi niye? Ben hep onun birlikte bence Malakalı biliyorum ya. Var değil mi şeyler? Şimdi, yaşlılar var mı hala? Yani arabaya biner mi ben soracağım. Tamam. Bizimkilere. Güzel. Sana benziyor mu Zehra tutum olarak? Yani çünkü bu bir rol modeli olur. Herhalde babası değil sensindir. Şöyle daha çok babasına benziyordu. Büyüdükçe bana döndü. Ben onu bir Kızılderili'ye benzetiyorum. Böyle hatlarıyla vesaire. İkimizin de çok ortasında ama fiziken daha çok babaya yakın. Yani o çok, o yüzden çok daha boylu, postlu. O da zaten sporcu güzel, şey, bir evet, adamdır yani. Golf evet. Turnuvalarında kupaları bayağı gitgide. Golf oynuyor, futbol konuşuyor sürekli. Kim? Kaya. Ama o ezeli onun babasından da hep Milliyet gazetesinde evet, hep yorum yapmalar ve geçmişte evet, hep orada büyüdüğü için. Profesyonel olarak para kazandığı bir iş haline bile geldi artık. Yani o yüzden onun yorumları. Ama Zehra daha çok ruhen sana, fizik olarak babaya mı benziyor? Fizik olarak da bana döndü sana şimdi da yavaş döndü yavaş. Canım, yapma, bayağı döndü çok evet. Çok güzel bir kız. Döndü ama ben çocukluğundan beri boyu görüyorum. Boyu posu tabii böyle bakıyorum ben ona. Tamam. Bazen böyle çalıpıyorum, üstüne üstüne gidiyor, bak seni ha falan diyordum. Yani ya şöyle yapsam gidersin diyor bana. Peki bak, yani çok başarılı bir profesyonel olduğunu hepimiz biliyoruz. Girdiğin her alanda. Başarılı insan eşittir güçlü insan mı? Tabii. Başarı aynı zamanda doğru çok mu? Seksi bir şey. Güç de tabii, güç de. Tabii ki. Tabii. İktidar değil mi? Kesinlikle güç, her şey o. Çekici bir şey o. Çok çok yani düşünsene. Tabii ya şimdi şeye benzemeyeyim ben de. Yani çok başarılı olup da seksi seçilen bir sürü fiziken aslında yani yaş olarak vesaire de yakışıklı denmeyecek kişiler yakışıklı seçildi. Tabii tabii. Yani başarılı ya. Deprem dedemiz vardı canım benim. onun da yılın en başarılı. Şey, en yakışıklı, en karizmatik adam seçilmişti, evet. Peki sen başarılıyken kendini hiç güçsüz, zayıf hissettiğin zaman olmadı mı? Zayıf. Hep başarılısın çünkü. Hayır, teşekkür ederim. Ben buraya geldim diye demiyorsun. Yok. Şöyle yok zayıf canım. Hissettiğim zamanlar çok çok oluyor çünkü çok duygusalım. Ya kendimi zayıf hissettiğim zamanlar aslında çok güç insanın hep yalnızlaştırıyor. İşte onu soracaktım. Zaten bütün bu başarı maşarı, bu süreklilik ve onu o sürekliliği sağlamak için gösterdiğin çaba, zaman, emek, mesai bunlar insanı yalnızlaştıran şeyler değil mi? Evet ama bununla nasıl baş ediyorsun? Şöyle baş ediyorum. Sana? Şu konuştuklarımızı biliyorum ya. Hı hı. Evet. Ama o işte bu kurala da uymayacağım diyorum. Katlanma gücünü de getiriyor. Katlanma, farkındalık yani, değil mi? Anladık yani hani yalnızlık, gerçi yalnızlık hissetmiyorum. Yani dedim ya yani yaşam şeklim oyalanacak çok şeyim var. Yani hem ailevi, yani ben gün içinde öğlene kadar sadece aileyle şey yapıyoruz. Yani günaydın, herkes nasıl, iyi mi, o öyle, bu böyle. Yoruluyorum yani mesela, Allah eksik etmesin, eksiltmesin, çoğalsın. Hülya isminin bir hikayesi var mı? Yok. Yani. Babadan mı anneden? Baba galiba koymuş. Baba, Hülya, Leyla, Helin. Leyla hala Hülya, Leyla, oturuyor. Helin aslında evet tamam güzel. Leyla mı Ankara'da oturuyor? Hala orada oturuyor. Ama işte kışın daha çok beraber, yani yazın daha çok beraber Ayvalık'ta toplanıyorsunuz sonra. Evet, uzun süre beraber oluyor.